Herkese yeniden selam. Bu videoda size en fazla kâr ettiğim müşterilerimi göstereceğim. Bunun için müşteri alanı çift tıklayarak müşterilerimi ekrana aldım. Ardından kâr bilgisini tuttum, kalemin içine sürükleyip bıraktım. Daha sonra en fazla kâr ettiğim müşterilerime göre müşterilerimi sıralamak için buradaki sıralama ikonuna tıkladım ve müşterilerimi çoktan aza doğru bu şekilde kâr miktarlarına göre sıralamış oldum. Bunu kâra göre renklendirmek istiyorum. Kârı tuttum, kalori kutusunu içine sürükleyip bıraktım. Şu anda gördüğünüz gibi çoktan aza doğru müşterilerimin karını sıraladı. Ekranda kaç satır olduğunu görmek için buraya bakabilirsiniz. Şu anda 793 satır var burada ve bir kolon var şeklinde. En fazla kar ettiğim 10 müşterimi diyelim ki görmek istiyorum. Bunun için şu alanı kopyalayacağım. Kontrol tuşuna basıyorum. Müşteri adını aldım, filtre kutusunun içine sürükleyip bıraktım. Ya da buradan da müşteri adını tutup filtre kutusunun içine sürükleyebilirdim. Daha sonra buradaki sekmelerden tab sekmesine geçiyorum ve by field'ı seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi otomatik olarak tab 10 kar sum şeklinde geldi. Peki benim burada kaç seçeneğim var? Burada iki seçeneğim var. Ya en fazla kar ettiğim 10 müşteriyi görebilirim ya da en az kar ettiğim 10 müşterimi görebilirim. Tabii ki isterseniz buradaki tapı ya da batımı da değiştirebilirsiniz. 5, 3 şeklinde değiştirebilirsiniz. Ya da diyebilirsiniz ki buradan satışı seçtik. En fazla satış yaptığım 3 müşterime ait karlılığımı bana göster. Ya da satışı seçtiniz. Buradan toplamı seçmeniz, diyelim ki ortalamayı seçtiniz. En fazla ortalama satış yaptığım 3 müşterimi bana göster diyebilirsiniz. Biz şimdi buradan kârı seçeceğiz ve sum'ı seçeceğiz. Toplam kâra göre tab 10'u görelim. En fazla kâr ettiğim 10 müşterimi bana bu şekilde göstersin. Rakamları ekrana yazdırmak için buraya basmam yeterli. Şu anda hangi müşterimden ne kadar kâr ettiğimi bu şekilde görebiliyorum. Peki ben şu anda bu 10 müşteriyi statik olarak görüyorum. Yani onu şu anda değiştiremiyorum. Değiştirmek isteseydim, yani sürekli tab 10'a bakmak istemeseydim bunu nasıl yapacaktım? Bunun için parametre kullanacaktık. Parametreyi şuradan da oluşturabilirsiniz. Dimension yanında minik bir ok var. Buradan create parameter diyerek de oluşturabilirsiniz. Ya da filtre kutusunun içinden de oluşturabilirsiniz. Üzerine sağ tıklıyorum ve edit filter diyorum. Buradaki onun yanındaki minik oku tıklıyorum ve create new parameter diyorum. Gördüğünüz gibi parametre ekranım açılmış oluyor. Şuradan onu seçeceğim. Bütün değerlerin içinden getirmesini istediğim için. Burası 10 kalabilir. Current value şu anki değeri. Yani burada 10 kalırsa parametreyi oluşturduğum zaman en fazla kar ettiğim 10 müşterim. Bunu zaten sonradan da değiştirebilirsiniz. Parametre isim verelim. Tap and diyorum ve OK diyerek artık gördüğünüz gibi tapan parametresine göre en fazla kâr ettiğim müşterilerimi bana getir diyorum. OK dedim ve parametreyi oluşturdum. Gördüğünüz gibi parametre sol aşağıda oluşmuş oldu. Eğer parametreyi ekranda görmezseniz, ki şu anda görüyoruz ama eğer görmezseniz, parametrenin üzerine sağ tıklayıp Show Parameter Control diyebilirsiniz. Şu anda ekranda gördüğüm için buraya ben tıklayamıyorum. Peki. Artık dinamik olarak grafiğimizi değiştirebileceğiz. Burayı tab 5 yaptığımda en fazla kâr ettiğim 5 müşterim görüyorum. 2 yaparsam en fazla kâr ettiğim 2 müşterim görürüm. Eğer burayı 20 yaparsak da en fazla kâr ettiğim 20 müşteriyi artık görebilirim. Parametre konusu bu şekildeydi. Sheet'e bir isim verelim isterseniz. Müşteri kârlılık diyorum. Şu arkadaki çizgilerin ismi gridline'dir. Bunlar dikey çizgiler olduğu için kolon çizgileridir. Bunları nasıl yok edeceğiz? Grafiğin üzerine sağ tıklayıp format diyelim. Burada gördüğünüz gibi 5 tane bölüm var. İlk bölüm yazıları formatlayabildiğim, değiştirebildiğim bölüm. İkinci bölüm ekranda gördüğünüz her yazıyı hizalayabildiğim bölüm. Üçüncü bölüm sheet'in arka planını değiştirdiğim ya da şeffaf yaptığım ya da bu şekilde farklı renkler verdiğim bölüm. Dördüncü bölüm buradaki border'ları yönettiğim bölüm. Çizgileri, kenarlıkları yönettiğim bölüm. Son bölümde arka tarafta gördüğünüz grid line'ları ya da sıfır çizgilerini ya da tren çizgilerini yönettiğim bölüm. Burada da gördüğünüz gibi alan seçtiğim zaman aşağı tarafta 3 tane sekme oluşuyor. Sheet, rows ve columns olarak. Sheet'ten değiştirdiğim şeyler bütün grafiği etkiler. Row'da değiştirdiğim şeyler sadece satırdaki şeyleri etkiler. Kalın'da değiştirdiğim şeyler de sadece dikeydeki şeyleri etkiler. O zaman bunlar dikey çizgiler olduğu için line'a geçtim, columns'a geçtim ve buradaki grid line'ı none yaparak ekrandan yok ettim. Aynı şekilde buradan sıfır çizgilerini ve benzeri yok edebilirsiniz. Bu şekilde grafiğimi oluşturmuş oldum. Dinlediğiniz için teşekkürler.